Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Nedim Yıldız, kanalıma hoş geldiniz. Karşımda Kubota M512 yepyeni seri var arkadaşlar. Tasarımla çok şık, çok güzel bir tasarıma sahip. Biraz öne kavis verilmiş. Önde bir farklı bir yapıya geçirilmiş. Hemen teknik üzerinden önce tasarımda konuşmak istedim. Çünkü çok farklı güzel bir tasarım var. Çekik farlara yer verilmiş. Altında da yuvarlak bir fara yer verilmiş. Çok ilginç şekilde tasarım değiştirilmiş. Ama şöyle güzel olmuş. Eğer bunun gibi açık tonlu, alttakiler açık tonlu bir far olsaydı burada sırtabilirdi. Ne olmuş? Alttakiler de koyu tonlu yapmışlar. Karşıdan baktığında sanki burası ızgaraymış gibi, farlar buradaymış gibi duruyor. O yönden tasarımı biraz daha güzelleştirmişler. Güzel olmuş. Şimdi teknik verilerinden başlayalım. Traktör 114 beygir gücünde, yani 114.8, ben onu 114'te yuvalıyorum. Yine Euro 5 normlarında yepyeni bir traktör. EGR'e var, partikül filtresi var. Yani Euro 5 normlarında olması kolay değil. Ama güzel tarafı 36 ileri 36 geri buçuklu bir şanzımanla kombin edilmiş, çok güzel. Ben buçuklu şanzımanların, kubataların daha çok seviyorum. Turbo intercooler bulunan 4 silindirli ama biraz büyükçe bir motor hacmi var. 3700 cc'nin içinde bir motor hacmi var arkadaşlar. Ama çünkü 110 beygirin üzerinde bir traktörden bahsediyoruz. Tabii motor hacmi yeterli. Ama 73,5 beygir için biraz büyük gelebilir. Yalnız bunlar 112'nin üzerinde beygir gücü olduğu için 3700 cc gerçekten güzel bir durumda. Tork değerini söyleyeyim arkadaşlar. 358 Nm tork sunuyor. Şöyle ağırlığından bahsedeyim bu canavarın. Ek arıklar hariç arkadaşlar 3580 kilogram ağırlığı var, ek arıklar hariç. Arkada tam 3 tane. Bu tarafta 3 tane, öbür tarafta tam toplamda 50'şer kilogram 6 tane ağırlık var. Önde de 45'er kilogramdan arkadaşlar 3, 6, 9, 10 adet, yani 450 kilogramda önde ağırlık var. Konik sistemlere yer verilmiş önde. Dönüş turu bayağı bir iyi durumda, konik sisteme yer verilmiş. Şöyle bakalım ama tasarım çok güzel ya. Şuradan bir girinti verilmiş. M512 yeni marka yüzü Kubota'nın. Üstteki havalandırma gövde renginde, alttaki havalandırma koyu renkli tasarlanmış. Şurada da yine bir kapalı bir bölüm yapılmış. Ama saçtan. Saçtan arkadaşlar. SCR AdBlue sisteminde var arkadaşlar. 12 litre AdBlue tankının kapasitesi 12 litre. 105 litre de yakıt tankı kapasitesi var. Yeter. 105 litre bence yeter. Kubota'nın Japon malı kendi üretimi motoru var. K-Lift. Otomatik lift otomatik. Hidrolik pavuç çatır. Yani mikro işlemci destekli hidrolik pavuç çatır var arkadaşlar. Japon malı olduğunu söylüyor. 16 valve olduğunda burada belirtiyor arkadaşlar. Michelin marka ön lastikleri var. Baş yarım yavaş 360'a 70-24 inç ön lastik kabatları. Arkaya doğru gelelim. 380'e 80-38 arka lastik kabatı var arkadaşlar. Burada bir kuyruk milli çalıştıranı açan düğmeye evrilmiş. Kuyruk milli çalıştırıyor, açıyor, kapatıyor. Sağ tarafta şey var mı bakacağım ona. İndirme kaldırma düğmesi. Evet. İndirme kaldırma düğmesi buraya yer vermiş arkadaşlar. Yeri de güzel, konumu da güzel. Sevdim. Şimdi arkaya doğru gelelim madem. Maksat arkaya geldik. Şöyle bayağı bir açılan arka cam verilmiş. Güzel açılıyor. Tepe lambası, geri çalışma lambaları. Şu arka stopların tasarım bayağı bir güzel. Hidrolik piston, ortokol verilmiş. Şurada bir malzeme çantası var. Çok büyükçe değil ama genişliği güzel. İçine ekipman alması bayağı bir güzel. Şimdi kaldırma kapasitesini söyleyelim. Geri kalanlardan devam edelim. 4100 kilogram kaldırma kapasitesi var arkadaşlar. Şurada piston, ek pistonlara yer verilmiş. Ortokol hidrolikli. 6 adet çıkış verilmiş. Güzel. 6 adet çıkış güzel. Pelivan çekimiz, düz çekimiz. Çift kuyruk milimiz var arkadaşlar. 5.5 ekonomi bunun kuyruk mili devri. Kuyruk mili burada. Romork fişlerimiz. Hava çıkışları romork. Yağ basış çıkışlarımız arkadaşlar. Elektrik çıkışımız burada. Arka sileceklerin su kabı. Şöyle geniş bir traktör ama bayağı bir geniş. Şöyle açıdan görebiliyorsunuz. Arka hidroliğin basıncından bahsedeyim arkadaşlar. 64 bar debi kaldırma gücü var arkadaşlar. Arka hidroliğin. Şöyle içine doğru geçelim yavaş yavaş.
Hadi bismillah. Yeni bir Kubota. M4 serisiyle bakıyorum. Aşağı yukarı aynı gördüm. Ama bunun şanzımanı farklı. Evet. Tasarım bayağı güzel. Kapat oğlum. Kapatayım. Evet arkadaşlar, içerinin ferahlığı 112. 110 bu beygirde. İçerinin ferahlığı bu beygirde. Bence iyi. Direksiyonumuzdan başlayalım. Küçük bir direksiyon var. Çok küçük değil ama. Normal küçük bir direksiyon var. Kornamız ortada. Bu da mikro işlemci destekli. Parmak tipi elektronik shuttle'ımız var arkadaşlar. Power shuttle'ımız var. Debriyajdan tamamen bağımsız şekilde. Yani sizin tepkiminize göre, kullanım senaryonuza tepki veriyor arkadaşlar. Sert, agresif kullanıyorsanız ileri geri manevralarını daha agresif olarak yapıyor. Ya da kibar, sakin kullanıyorsanız yine sakin bir şekilde geri ileri manevralarınızı yapıyor. Sizi algılıyor yani. Otomatik diferansiyel kilidimiz var arkadaşlar. Şurada kuyruk milinin inerken bastığımız düğme, dörtlü flaşör. Şöyle göstergelerimize gelelim. Hadi açalım göstergeleri. Şöyle hafif akşamüstü üzerine çok güzel. Çok güzel bir okunaklılığı var. Ortada güzel bir geniş bir bilgi ekranı var. Solda devir göstergesi, hararet göstergesi, yakıt göstergesi. Bu şekilde şöyle et bloğunun yakıtı. Burada ne kadar yakıyorsunuz? Kilometre sürati olsun ve ortalama yakıtı ya da anlık yakıt değerlerinin hepsini de burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sağda partikül fitesinin devreden çıkarıp devreye soktuğunuz düğmeler var. Burada RPM var arkadaşlar. RPM şu işe yarıyor. Çift sürerken mesela hızı sabitlediniz. Şurada hız sabitleyici var. 2 adet. Hızı sabitlediniz arkadaşlar. Mesela A'ya bastınız. 1500 devre ayarladınız. Yolda tarlada çift sürerken, 1500 devre giderken sert bir noktaya geldi traktör. Orada bayılmaya başladı. Bu RPM düğmeyi devreye sokarsanız o sert noktaya geldiğinde kendi kendine gazı yükseltiyor. Sert noktadan geçince düşürüyor. Yani sizin 1500 ayarladıysanız buradan devir ayarlayıcıdan 1500 devirde devamlı gidiyor arkadaşlar. O yönden güzel. Güzel bir özellik. Kubota'da 100 beygir altında birçok traktöre bu özelliği koyuyor arkadaşlar. Güzel bir şey. Havalandırma menfezleri, klimanın havalandırma menfezleri buralarda. O yönden veriyor. Şimdi şanzımana geçelim. 6 adet ana vitesimiz var. El debriyajıyla beraber de geçirebilirsiniz. İsterseniz yumuşacık olan ayak debriyajını da basabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ayak debriyajı basmadan mandala bastınız. Şöyle bir yere taktınız, bıraktınız. Hemen ona göre kalkışını yapıyor. Debriyajı bastınız, 2'ye geçirdiniz, bıraktınız. Yine 2'ye geçirmiş oluyorsunuz. 6 ana vites. Burada da 3 adet takviye vitesi var arkadaşlar. Seri takviye, sürüngen şeklinde. En ileride en hızlı vitesi. 3 viteste bu var. Yani 18 yapıyor arkadaşlar. Şimdi 36'yı nerede elde ediyor? Şurada bir kırmızı düğme var. Bu da high low. Yani buçuk vitesi oluyor arkadaşlar. Bastığınızda buçuğa geçiyor. Bir alt kademesine geçiyor. Yani 1 ise yarıma, 2 ise 1.5'a, 3 ise 2.5'a, 4 ise 3.5'a. Yani bir alt, yarım alt kademesine geçiyor. Bir tane bastığınızda tama geçiyor. Bu da buçuk vitesi ayarlıyorsunuz. Geçişleri hafif böyle, hafif sert ama böyle alışacak gibi. Tamam, çalışınca bayağı yumuşak olur ama dur bir saniye, debriyaja basınca yumuşacık oldu. Evet, yumuşak oldu bayağı. El gazımız arkadaşlar, elektronik kamura enjeksiyon sistemi olduğu için elektronik olarak el gazımız var. Ayak gazımız da yine elektronik, potansiyometreli oluyor bunlar arkadaşlar. Ayak frenimiz yumuşak, güzel bir ayak freni var. Solda söylediğim gibi yok gibi bir debriyaj. Şurada bir pedala bastığınızda şöyle direksiyonumuz ileri gidiyor. Tekrar basıp geri çekip istediğiniz ayarı ayarlayabiliyorsunuz. Böyle güzel. Şanzımanımız bu şekilde arkadaşlar. 36 ileri yapıyor. Burada da kibarcacık bir gerileri shuttle'la beraber 36 ileri 36 geri. Çok kibar bir kullanım var traktörün. Şanzıman kilidimiz var. Çünkü bu power shuttle'lı modellerde vitese taksanızda traktör durmaz. Kaçar gider. Onun için bir şanzıman kilidi koyulmuş burada. Güzel bir ayrıntı. Önemli bir ayrıntı. Japonlar bu güvenliğe biraz fazla önem veriyor. Arka liftomatik düğmesi arkadaşlar. Elektro lift. Bastığınızda pulluk kalkıyor. Bastığınızda da iniyor. Böyle bir güzellik var.
Hidrolik pozisyon kolumuz arkadaşlar, hidroliğin. Şu da hassasiyet kolu. Şu da hassasiyet kolunu ayarlayabiliyorsunuz buradan. Arkada 6 adet hidrolik çıkışı var. Çok güzel bu beygir gücünde. Onların kumanda kolları arkadaşlar. İyi, yumuşak. Yumuşak. Su fışkiyelerimiz, seveceğimiz daha doğrusu çalıştı. Fıskiyemiz, aydınlatmamız. Yine burada da bir aydınlatma. Tepelenmamız yanıyor durum hakikaten dışarıda. Şurada görüyor musunuz? Burada klima ünitesi var arkadaşlar. Şurada bir gece lambası. Şurada iç çalışma lambamız var. Ortada kapılar açılınca şöyle de kapalı. Pioneer TV var. Hemen kısır bağıştım Pioneer TV. O da güzel. İki tane hoparlör var. Hem burada hem burada. İçeride de şurada bir göz var, yer verilmiş. Çift kuyruk ne değeri var arkadaşlar? Şurada kolu var onun. 5 kuyruk 5 kuyruk ekonomiyi burada takıyorsunuz. Şu çakmaklığımız, bu da elektrik çıkışımız ayrıca. Burada kuyruk mili devreye soktuğumuz şöyle düğme var. Bastığınızda devreden çıkıyor. Şöyle devreye giriyor, bastığınızda devreden çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi çalıştıralım, sesini duyuralım. Lights. M512. Bir fren denemesi yapmak istiyorum. Bir turuna bakalım önce. Güzel. Güzel turu var. Evet, güzel bir turu var. Şimdi ben buna bir ne yapmak denemek istiyorum? Fren. Önemli olan fren. En önemli can güvenliği. Şunu da ayrıntı söylemeden geçmeyeyim. 4x4'e geçiş düğmesi. Ama fren de ne zaman basarsanız basın otomatik 4x4'e geçip 4'ü beraber tutuyor. Hadi bakalım fren denemesi yapalım. Şöyle kibarcık şatırla. Evet, biraz daha. Öf, çok güzel. Geriye. Geri gel nasıl bakalım? Oo. Uf, 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 uf. Çok güzel fren var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel fren var. Biraz önce M473 kullandım. O da aynı böyle güzel freni vardı. Direksiyon sertliği normal sertlikte güzel. Yumuşak sayılır. Yumuşak bir düzeni var. Güzel. Sunroof'umuz. Evet. Yani M4 serisinin bayağı bir daha modernize hali. Şöyle şanz makinesini devreye alalım. El frenimiz burada. Evet, bu şeyi bitirelim arkadaşlar. Şöyle çıkalım dışarıya. Hostes koltuğumuz böyle sert yapıda bir hostes koltuğumuz var. Arkası da yine sert yapıda bir hostes koltuğu var ama geniş. Şöyle hostes koltuğunu kaldıralım. Şöyle kaldırıldı arkadaşlar. Buraya rahat rahat oturabilirsiniz. Şöyle devreden de çıkıyor. M512 arkadaşlar. Bu şekilde. Farklı bir tasarım. Çok çekici bir tasarım yapılmış. Ha, egzozdan bahsetmedim. Egzoz böyle çapraza konumlandırmış arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Operatörü hiçbir şekilde engel olmuyor. Operatörü hiçbir şekilde engel olmuyor. Mesela M4'te biraz daha ortaya alınmış ama M5'te daha çapraza alınmış. Güzel olmuş. Aynalardan göstereyim. Aynalarda büyükçe duruyor. Evet. Evet, kocaman kocaman. İki tane ayna var. Ama şu ayrıntıyı sevdim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Akşam oldu biraz. Bitirelim burada. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir tane de videolarda görüşmek üzere. Kubota M512'den böyle. Hoşçakalın. Bay bay.